Türkiye, AKP hükümeti eliyle adım adım savaş bataklığına sürükleniyor. Suriye'ye emperyalist müdahaleye hayır platformu AKP hükümetinin Türkiye'yi açık askeri hedef haline getirdiğini öne sürdü. Emek, demokrasi ve barıştan yana olan bütün güçlerin birleşerek hükümetin savaş politikalarına engel olması gerektiğinin altını çizdi ve bu ülke topraklarının NATO toprağı olmadığını, olmayacağını düzenleyecekleri çeşitli eylem ve etkinliklerle herkese göstereceklerini söyledi. Hükümet Türkiye'yi açık askeri hedef haline getirmiştir. Eğitim Sanatlar Şube binasında düzenlenen basın açıklamasında Suriye'ye emperyalist müdahaleye hayır platformu adına konuşan Ayhan Erkal, Türkiye'nin AKP hükümeti eliyle adım adım savaş bataklığına sürüklendiğini ifade etti. Malatya Küreci'ye kurulan radar üssünden sonra şimdi de Türkiye topraklarına Patriot füze bataryalarının konuşlandırıldığını dile getirdi ve aklı başında herkes bilmektedir ki atılan bu adımda Suriye görünür gerekçeyi oluşturmaktadır. Gerçekte ise Patriotlar Orta Doğu petrolleri ve enerji kaynakları için süren büyük kapışmada ABD ve Batı emperyalizminin çıkarlarını korumak üzere Rusya, İran gibi daha büyük güçlere karşı bugünden alınan askeri önlemlerin bir gereği olarak yerleştirilmektedir, dedi. Malatya Türecik'e kurulan radar üssünden sonra şimdi de Türkiye topraklarına Patriot füze bataryaları konuşlandırılıyor. NATO'ya Patriotlar için başvurulmuş olması, kararın ABD ve NATO tarafından alındığı ve hükümete dikte ettirildiği görülmektedir. Erkal, AKP hükümetinin Türkiye'yi açık askeri hedef haline getirdiğinin altını çizdiği konuşmasında dün Libya'da, bugün Suriye'de Müslüman kanının akıtılmasına ortaklık et, Filistin sonunda es, gürle, bu göz bağcılıktır. Emperyalistlerin atına binmiş birine Osmanlı kılıcı sallatmazlar diye konuştu. Peş peşe atılan bu adımlar tereddüte yer bırakmayacak biçimde Türkiye'yi açık askeri hedef haline getirmiştir. AKP hükümetinin iş başına geldiği günden itibaren izlediği dış politika emperyalistlere tamamen göbekten bağımlıdır. Ne İsrail karşıtlığı ne ABD Başkanı Obama'ya atıp tutmak bu gerçeği değiştiremez. Emek, demokrasi ve barıştan yana olan bütün güçlere savaş politikalarına geçit vermeyelim çağrısında bulunan Erkal, AKP hükümetinin emperyalistlerin çıkarı uğruna ülkemizi savaşa sürüklemesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi ve NATO'dan çıkılmalı, İncirlik, Kürecik başta olmak üzere askeri üsler kapatılmalı, Patriot füze bataryalarının ülke topraklarına konuşlandırılmasından vazgeçilmeli, Suriye'ye yönelik saldırgan politika terk edilmeli, özgür Suriye ordusu başta olmak üzere El-Kaide ve benzeri terör gruplarının Suriye'ye yönelik askeri operasyon ve eylemlerinde Türkiye topraklarının bir üs olarak kullandırılmasından vazgeçilmelidir ifadelerini kullandı. Bu ülke topraklarının NATO toprağı olmadığını, olmayacağını düzenleyeceğimiz çeşitli eylem ve etkinliklere dost, düşman herkese göstereceğiz. Emperyalistlerin bölgedeki varlığı son bulmalı, bölge ülkeleri ve halkları sorunlarını ulusların kendi kaderini tayin hakkına saygı ve iç işlerine karışmama ilkesi temelinde bir çözüme kavuşturulmalıdır.